melek elçileri ışığıyla aydınlatacağı, yol göstereceği, dertlerine deva olmaya çalışacağı insanların adreslerine doğru ilerliyor yine. Aksaray iline bağlı Karacaören köyüne varıyor bu kez yolları. Yaşanan bir hüzne tanık oluyor ve yardımcı olabilmek için uğraşıyorlar ellerinden geldiğince. Hikayenin baş kahramanı olan 15 yaşındaki Hikmet'in sesine kulak veriyor ve sizleri de ortak etmek istiyoruz yapılabilecek iyiliklere. Galiba. Yok, tatil. Tatil. Güzel. Biz sana geldik. Senin bazı isteklerin varmış galiba herhalde. Onun için geldik. Bakalım bize ne diyecek dedik. Kaça gidiyor? 8'e. 8'e. Ciddi mi söylüyorsun? 8. sınıfa gidiyorsun. Evet. Maşallah. Kaç yaşındasın ki? 15. 15. Biraz konuşalım mı senden? Konuşalım. Ailenin 6 çocuğundan biri olan Hikmet'in durumunu, ihtiyaçlarını iyice anlamak için dertleşiyor onunla Ramazan amcası. Otur Ramazan. Hoş geldin. Hikmet, teşekkür ederim misafirperverliğin için. Bir şey değil. Ne güzel bir insansın. Baba nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Kaç kardeş? 6. 6. Hepsi burada mı, köyde mi? Biri Konya'da biri. Biri Konya'da mı? Ne yapıyor? Okur. Okur. Kaç yaşında o? 18. 18. Hangi bölüme gidiyor? Mimar olacak. Mimar mı olacak? Hı. O sizin en büyüğünüz mü? En büyüklerimiz o. En büyüğünüz o. Abi mi? Burada kaç kardeş var? 5. 5. Burada 5. Baba İstanbul'da. Ne yapıyor baba İstanbul'da? Kağıt toplar. Kağıt topluyor. Yeni mi gitti? Yeni gitti. Burada mıydı? Buradaydı. Böyle gidip geliyor mu? Gelmiyor. 4 ay, 5 ay orada kalıyor. Ha, sonra geliyor, sonra tekrar gidiyor. Öyle mi? Para gönderiyor mu? Gönderiyor. Gönderiyor mu? Nasıl, dersler nasıl? Öyle. Nasıl öyle? Ders zayıf. Zayıf mı? Neden? Nedeni ne? Çalışmadım. Çalışmıyor musun? Neden? Dersleri sevmem. Dersleri sevmem. Sevmiyorsun. Nedeni ne? Kol yok. He? Kol.
Yani çalışamamanın nedeni kollarının olmayışı mı? Öyle mi? Yani kolların olsaydı, ellerin olsaydı daha mı iyi olurdu? Daha iyi çalışırdın değil mi? Ondan diyorsun. Evet. He? Ondan. Dersini nasıl yapıyorsun peki? Ayağımla. Yani sıranın üzerine ayağını mı koyuyorsun? Yani oturduğun sıranın üzerine ayağını koyuyorsun. Kalemi, kalemi alıyorum, yazıyorum. Alıyorsun, deftere yazıyorsun. Öyle mi? Bunu arkadaşların içinde yapıyorsun. Öyle mi? İşte o zaman mı sen sıkılıyorsun? O zaman içinden gelmiyor değil mi? Yani sana bakıyorlar mı sana? Baktıkları için mi? Bakmıyorlar. Bakmıyorlar mı? Orada canım sıkılıyor. Onu o şekilde yaparken canım sıkılıyor değil mi? Ben niye böyle yapıyorum diye mi? Peki buradan sen yalnız mı gidiyorsun? Kimle gidiyorsun? Ayşe, Rabia, Hamza. Beraber gidiyorsunuz. Beraber gidiyorsunuz. Uzak mı okul buraya? Muhtarlığın orada. Muhtarlığın orada. Senin çantan var mı? Yok mu? Kullanmıyor musun çanta? Ben götürmem çanta. Sen götürmezsin. Kim götürüyor senin çantayı? Kim götürüyor? Ayşe. Ayşe götürüyor. Yani senin defterlerinin kitaplarını Ayşe götürüyor. Öyle mi? Orada sana o mu bakıyor? Ayşe mi bakıyor? Bütün ihtiyaçlarını orada o görüyor, öyle mi? Herhangi bir ihtiyacın olduğu zaman Ayşe mi sana destek oluyor? Mesela senin tuvalete falan Ayşe mi götürüyor orada? Kim arkadaşlar. Arkadaşlar mı götürüyor? İyi. Öyle güzel arkadaşların var o zaman. He? 11 tane. Nasıl 11 tane? 11 tane arkadaş var. 11 tane arkadaşım var. Baba geçindirebiliyor mu burasını? Geçindiriyor. Geçindiriyor mu? Yani sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor mu? Onlarkını karşılıyor ama benimkini değil. Niye? Ben dediklerimi istiyorum ama almıyor. Senin dediklerini sen... Dediklerini babana söylüyorsun, almıyor. Öyle mi? Ne istiyorsa ki almıyor seninki sana. Telefon istediğini mi almadı o da? Babam neyin önemli? Telefon kullanıyor musun? Kullanır. Nasıl kullanıyorsun? Ayağımla. Kullanabiliyorsun. Telefon istedi, almadı. Öyle mi? Ne dedi? Biraz daha 8'den çık da böyle alayım dedi. Öyle mi dedi? Başka bir şey istedin mi? Annemden bir tane tablet istedim. Annenden? Annen çalışmıyor ki, annen baban çalışıyor. Annen çalışmıyor ama... Annen çalışmamasına rağmen sana söz mü verdi annen sana? Ne dedi? Okuldan çık alayım dedi. Okuldan çık alayım dedi. Kullanabiliyor musun? Kullanır mısın? Okulda kullanıyorum. Kullanıyor musun okulda? Yani bilgisayar kullanıyorsun okulda. Aferin oğlum. Aferin. Ama yok, alamıyorum diyorsun. Olsa sana yararlı olur değil mi? Daha iyi çalışırsın belki. Yani defterden, kitaptan daha iyi çalışırsın. O daha mı kolay geliyor sana? Daha mı kolay gelir? Kolay. Kolay mı? Ayşe. Gel kızım, gel bakayım gel. Gel otur. Otur kızım. Nasılsın Ayşe? İyi. İyi misin? Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen kaç yaşındasın Ayşe? 13. 13. Aranızda 2 yaş var galiba değil mi?
14 yaşında. 15 diyor. 15'e girecek. 15'e giriyor. Sen de 13, 14'e giriyorsun. Öyle mi? Okula beraber gidiyor musunuz? Bütün ihtiyaçlarını okulda sen karşılıyor musun? Öyle mi? Mesela ne gibi ihtiyaçları orada karşılıyorsun sen? Nelerini yaptırıyorsun? Şey, ne türlü yardımcı oluyorsun orada okulda? Şey, kitaplarını açıyorum. Kitaplarını sen açıyorsun. Şükretmesi gereken o kadar çok şeyi var ki birçoğumuzun. Gören gözümüz, duyan kulağımız, tutan ellerimiz en büyük servetlerimiz. Henüz hayatın daha çok başında olan Hikmet'in durumu ibret olmalı bu nimetlerin farkında olmayanlara. Destek alıyorsunuz değil mi devletten? Buna veriyorlar, onun maaşından geçiniyorum ben. Eşimin getirdiğinden yani. Yani eşinin getirdiğine asla geçinemezsin diyorsun. Geçinemem, ne geçineceğim ki toplamayla? Sen kendi boğazını zor kurtarır. Vallahi yatar kalkar, ben devletimize Allah razı olsun derim, devamlı. Devletimiz de vallahi onun maaşından geçinir. Başka benim gelirim yok. Ne zaman bağlandınlar? 3 sene ne oluyor? 3 sene oldu. Evet. 3 seneden beri evet. Daha iyisin, daha rahatsın. Allah'a şükür. Günlük geçimimizi unumuz alıyoruz, yakacağımızı alıyoruz. İhtiyacımızı okul masrafını karşılıyoruz, karşılayabildiğimiz kadar. Yani 3-4... Çocuk okuyor, çoluk çocuk işte, masrafı çok. Okumak kendi başına değil. 3-4 sene önce daha zordu değil mi? Evet. Yani maaş almadan önce evet. Daha zordu değil mi? Daha zordu, Allah'a şükür. Günlük geçimimizi geçiniyor, ne bulursak. Evet. Yardımı çok yani, bayağı bir yardımı var. Yani senin kocanın aldığı maaştan mümkün değil bu ev yok ya, olmaz. Yani şu anda mümkün değil. Şu anda mesela. Şu anda İstanbul'da mı? Evet, daha yakın gitti de mümkün değil. Boğazını kurtaramaz. Zaten iş yiyormuş. Anladım. Kep toplamayla ne işi olacak? Gelip, gelip gidiyor değil mi buraya? Gelip gidiyor. 4 ay kalıyor, 5 ay kalıyor. Sonra gidiyor. Yok yok, orada. Orada kalıyor. Evet, çalıştığı yerde öyle kalıyor. Çoğu zaman boğazını kurtarmadığı gün de oluyor. Anladım. Bir şeyler gönderebiliyor mu? Yok. Yani nasıl bir yani, şey? Yani para gönderebiliyor mu? Yani bir şeyler yapabiliyor mu size? Olduğu zaman gönderiyor. Gönderiyor da. Mu? Yani yine de düşkün mü? Yani çocuklarına düşkün mü? Düşkün olmam. Düşkün. Öyle mi? Düşkün. İyi. Düşkün. İyi. Çocuklarına düşkün de işte elinden, onun da elinden gelecek bir şey yok. İmkan olsa onun morali de bozuk. Bozuk mu? Niye? Havası çok dağındı lan benim kavabı. Çocuğa. Oğlana mı? Ona üzülüyor. Üzülmez olur mu? Çok üzülüyorum. Ben de öyleyim. Çok üzülüyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Bunun gibi çocuk gördüm hem televizyonda. Ondan sonra sektim, kendime soğukluk verdim. Hiç rahatım yok. Ben ölünce de ben buna bakarım da öldükten kim gibi bakacağım. Soğukluğu veririn aklıma, sittim ya. İçerimden bir şey alır kaldırır. Bunun sonu kötü. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil yani tabii evlat. Vallahi hiçbir şey de yani. Gözüm öğrendi. Değil mi? Hiç. Bunun böyle oluşu diyorsun. Orucan bana dünyaya başlasam ben ne olacağım? Sen bana dünyaya başla, ne olacağım ben? Hiçbir şey de gözüm yok. Allah bunu böyle yaratmaydı. Benim Allah'a aracı vermesin. Günlük geçim bana aittir. Bulgur bulamaç. Gündüz dişirdim, gece yirdim. Çoluğumla çocuğumla. İşte. Doktora götürdünüz yani doktorlar dedi mi yani buna kol takılabilirdi. Allah aramızdan abi birecik doktora götürdük. Götürdünüz onu mü? Onu da milli yetmiyorlardı. Ne zaman götürdünüz? Ufada. Daha bu yürüyemezdi bile. O zaman götürdünüz. Evet. Yani şu anda bu durumda götürmediniz. Hiç götürmedik. İmkanımız yok. Yani olur mu olmaz mı kol takılabilir mi takılamaz mı? Hiç götüremedik.
Ondan belli hiç bir cecik gittiydi. O da götünün üstünde sürünürdü. Üleş gibi yer olurdu götünün üstünde. Öyle mi? Yürüyemezdi. Allah'a şükürler olsun kendini kurtardı. Yürüyor. Yürüyemez de bu. Götünün üstünde sürünü sürünü giderdi dışarılarda. Götünün kabaları... Şimdi çok şükür yürüyor diyorsun değil mi? Şükür. Buna şükür. Hiç olmazsa götünün kabaları yer olmuyor. Yürüyemezdi. Demek... Sen rahat, o zaman rahatlayacak sonra sana bir bilgisayarla bir telefon olursa diyorsun, rahatlayacağım diyorsun. Öyle. Ramazan abi olursa buna bilgisayar neyseydim. İnşallah. Okula sildimezdi. Buna söz verdim. Süremeyeceğini biliyorum ya. Nasıl? İl dedim alacağını dedim. Şey, mobil, şey, bisikleti. İlle alacaksın oğlum. Söz dedim sana alacaksın. Kırmızı inandım şey dedim. Sarı dedim. Kırmızı inan sarı. Evet. İlla alacağım dedim. Ondan sonra okula gitmeye başladım. Kullanabiliyor muyuz bisikleti? Kullanamaz, nasıl kullanacağım? Bilip batırır. İsteyiyor ama. Görüyor ya arkadaşlarım da istiyor. Nasıl kullanacak? Neyinin destek alacak? Bisikleti kullanmak. Sen de onu söyleyemiyorsun. İşte. Sözü verdim ama. Ben söyleyemem. Alacaksın. Bilip batır. Alacak mısın? Alsak iyi olur da biliyorum. Binemeyeceğini biliyorum. Bineceğini bilsem alırım. Ha, yüzünü güldürmek isterim de binemeyeceğini biliyorum. Nasıl binecek? Destek alacak olur ki nasıl binecek? Doğru dürüst yolda yürüyemiyorum. Yolda yürürken düşer çoğu zaman da sildir düşer. Hikmet, binemeyecek misin? Anne bisiklet alacak mı sana? Almasın. Almasın mı? Bisikletine hiç olmaz. Ama bir bilgisayar olursa diyorsun, ben ondan derslerimi yaparım. Değil mi? Bilgisayar bana... telefona bek düşkün. O bası almadı, bu bası ona şey diyor. Bana telefon kızıyor. Ben yazıyorum ben buraya. İnşallah birileri çıkar derken diyorsun, bu çocuğun bilgisayarını alayım ben der. Keşke, keşke böyle bir şey olsa da bunu sevindirse. Bilgisayar. Evet. Var mı senin istediğin bir şey, var mı? Yok. Var mı, her şeyin var mı? Defterin, kitabın? Var. Var mı? Başka bir ihtiyacın var mı? Yani elbisem yok, çantam yok. Çanta yok mu? Elbise derken? Etek, pantolon, ayakkabı. Okula giderken ne giyiyorsun? Öyle formam var. Var mı? Formam var, onu giyiyorsun. En çok ihtiyacın ne? Ayakkabı. Çantan yok bir de. Tamam. Var mı kırtasiyesi, var mı? Yani defterin, kalemin falan var mı onda? Var. Var mı? Senin? Var mı? Benim var. Var mı? Evet. Yani önce Hikmet'in bir doktora gitmesi lazım değil mi? Yani bu... Evet. Bu çocuğa yani... Kol nasıl takılır onu bir kere onu bilmek i̇şte lazım. İşte doktora götürelim de gece büyüsün diye. Azıcık daha araldık. Daha da hiç gitmedik yani. Ufakan bir Ankara'ya gitti geldiğinde ondan şey gün. Asrayın varlısı gün. Yarın bir gün diyorsun yani biraz daha şişmanlarsan, biraz daha büyürsen ayağımı kaldıramayacağım diyorsun. O zaman diyorsun bir an önce diyorsun. Yani ben kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayayım. Yani istiyorsun aslında değil mi? Yani böyle kendi işini görebilecek kadar. Olur mu Ramazan? Önce bir ortopedi doktoruna gitmesi lazım. Yani o doktorun görmesi lazım. Yani olur mu olmaz mı buna bakması lazım. Ondan sonra karar vermek lazım. Onun i̇şte. Da nasıl gidilecek, nasıl gelinecek işte. İşte o zaman biz destek oluruz inşallah. Bilmem ben, keşke olacak bir şey olsa da. Yani zor bir iş biliyor musun? Zor, imkan yani, zor. Şu anda mesela evet. Yani böyle bir şey yapılmış olsa. Birçok şey olsa, bunlarıcık olsa, ucularına şey olur, hı-hı. Potez olur da. Bir
İmkanım yok yani. Ben böyle bir gördüm Ramazan abi. Aynı böyle sıfırdı. Aynı beden mesela plastik bebe nasıl bedenle giydirmişler. Televizyonda gördüm ben. Şu bedenle giydirmişler. Pilli bebek nasıl hareket yapar? Pilinin mesela pilinin otomatik olur basan. Öyle hareket yapıyordu. Şu barınaklar mesela usul usul. İmkanı yok. Yani, çocuğun bedenine o ağırlık aslında yük. Yani evet. Şey yapıyorlar yani böyle bir üstü bedenine giydiriyorlar. Evet. Şu bedene böyle giydiriyorlar. Mesela protez tak yapmışlar. Anladım. Öyle giydiriyorlar. Evet. İşte pilli bebek nasıl hareket yapar? Otomatik bastığın zaman düğmesi. Hareket nerede yapar. Gördün sen? Televizyonda gördüm. Yani özellikle bunları izliyorsun değil mi? İzlerim. Nerede ne var, nerede ne yok anladım. Benim çocuğum acaba... Lakin oldukları yer var ya. Hele oraları ben hiç kaçırmazdım televizyonda. Hadi olur mu? Hadi hikmete de olur mu? Devamlı. De, işte o da bir... Çocuğa ağırlık işte ne bileceğim. Bilmiyorum da. Yapanlar abi yapıyorlar şu anda. Keşke. Yapıyorlar da. İlerleyip gidiyor işte. Baya büyük paralar biliyor musun? Para. Yani. Para olacak. Evet. Yani böyle küçük paralar değil yani. Bunlar zengin hastası. Bizim hastalarımız değil. Bizimkilerin günlük geçimi. Bunlar zengin hastası diyorsun. Evet. Bizim hastalarımız değil diyorsun. Bizim hastalarımız da bizim gücümüz yetmez ki. Evet. Gözyaşlı anne, oğlum böyle olmayaydı da aç kalaydım, razıydım diyor yüreğindeki acıyla. Zaten Hikmet'in özürü nedeniyle devletten aldığı maaş sayesinde geçinen bu aile aç kalacaktı o maaşta olmasa. Hikmet, Ayşe, Rabia, yaşıtlarından hiçbir eksiği olmayan bu güzel çocukların her birinin ayrı ayrı istekleri, ihtiyaçları var ana babalarında. Ama ne yazık ki onlar için gurbeti bile göze alıp özlemleriyle yanıp tutuşan babalarının gücü yetmiyor hiçbir şeye.